Tamam, her vaktiniz hayır olsun. Müəllimlər, bizim bugünkü mövzumuz nəsil ağacı məsələləri üzərində işdir. Baxın, nəsil ağacı məsələlərində bizim birinci fikir verməli olduğumuz şey öyrənilən əlamətlərdir. Həmişə yadımızda qalsın ki, öyrənilən əlamətlər nəsil ağacında birinci genotipi qeyd olunur. Genotipi birinci qeyd olunacaq və digərləri buna nisbətdə tapılacaq. Digər bütün şeylər buna nisbətdə tapılacaq və bizim işimizi nisbətən də asanlaşdıracaq. Məsələn, baxın, bax, yavaş-yavaş açıram bu məsələləri. Deyək ki, bax, birinci sual da. Bize deyip ki, nesil ağacında autosom kromosomlarda yerleşen bir alametin nesle ötürülmesi gösterilmiştir. Resesif alametli ferdin tünd renkte verildiğini nezere alsak, 2, 3 ve 4 rengemiyle işarelenmiş insanların genotipini müeyyen edin. Tünd renkte verilenleri nezere alırıqsa biz resesif əlamətdir. Ona biz bunun da üstüne küçük A şeklinde yazırız. Resesifdir. Resesifdir. Onda yerde kalanların her biri nedir? Dominanttır. Yani büyük A genotiplidir. Yanında ne var biz onu bilmirik. Yani diyelim ki burada küçük A'dır, büyük A'dır, bunu bilmirik. Yazırıq. Ancak büyük A'larını yazırıq. Yanında ne var? Hele ki onu bilmirik. İndi baktığımız zaman biz içi təmiz olduğuna göre, rengli olmadığına göre büyük A'ları burada qeyd elədik. Rengli olsaydı küçük A yazacaktık. Rəngli olmadığına göre büyük A'ları qeyd elədik. Ve biz bilirik ki, 2, 3, 4 birinden bu rəngli olanın neydi? Övladlarıdır da. Elə değil mi? İndi bu övladlara bakanda, mən büyük A yanında nəsə var. Bunu çarpazlaşdıranda küçük A ile. Buradan bildiğim büyük A qameti gələcək. Buradan küçük A qameti gələcək. En azından burada övladlarda ne olacak? Büyük A küçük A genotipi olmuş olacak da. Büyük A küçük A genotipi. 2, 3, 4 rəqəmiyle işarələnmiş insanların genotipi büyük A küçük A oldu. Ama bizden bir rəqəminin bir rəqəmiyle işarə olunmuş fərdin genotipini soruşsa, biz bura böyük A, küçük A da yaza bilərik. Böyük A da yaza bilərik. Yəni bunun Yani. üçün heç bir fərqi yoxdur. Bunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. İkisini de yaza bilərik. Hə, deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, burada valideyn böyük A, küçük A olsa, bu küçük A qameti verib, küçük A'nın küçük A birləşib, küçük A genotipini de əmələ gətirə bilər axı. Düzdür, bunu əmələ gətirə bilər. Ama yadınızda qalsın ki, nəsil ağacında genotiplər hər övlad üçün, hər uşaq üçün ayrı-ayrıca hesablanır. Ayrı-ayrıca hesablanır. Yəni, bir, iki rəqəmi ilə göstərilmiş uşaq üçün bu çarpazlaşmanı bir aparmalısan. Üç rəqəmi ilə göstəriləni bir aparmalısan. Dörd rəqəmi üçün göstəriləni de bir aparmalısan. Ayrı-ayrılığı da aparırıq və ola bilər ki, 2'de de, 3'de de, 4'de de böyük A, küçük A genotipi üzə çıxsın. Heç digərləri üzə çıxmasın. Aydındır mı? Yəni, çarpazlaşma hər bir övlad üçün ayrı-ayrılıqda aparılmalıdır. İndi buyurun, kimsə məni çağırdı, sual verdi. Müəllim, mən idim. Müəllim, burada dominant homozigot yazmalı deyilik. Məsələn, heterozigot yazsam, gərək xəstəlik çıxmış olaydı. Mən elə düşünürəm. Yo, onun nə Niyə? fərqi var ki? Onun nə fərqi İkisini var? də yaza bilərik, yəni. İxtiyarımız var ikisini də yazmağa. Təbii ki. İkisini də yaza bilərik. Niyə də yazmayaq? Axı deyirəm, hər övladın ayrı-ayrılıqda bu çarpazlaşma prosesi aparılır.
Ayrı alakada. Bu çıkabilir, çıkmıyor da bile. Yani burada verilip çıkmayıp da. İkisi de olabilir. Çıkmayıp. Mənim, əgər xəstə verilsəydi uşaqlardan, onda böyük abalaca 100% deyə bilərdik də. Düz demirəm, əgər Yani daha hasta göstərdik. verilseydi uşaklardan, yani 2, 3, 4 ile işare olunanlardan biri, içerisi tün renkli ve yani hasta olsaydı mütlak böyle açacağıydı. Ama verilmediğine göre biz mütlak ifadesini diyebiliriz buradaki böyle açtı ya da yoksa böyük A'dı. Başka kimse nese sualı var mı bu birinci sualdan? Benim burada bu kiçik A, büyük A var da. İndi biz hansı Nitel dedik ki, bəli. rəqəmində. Niteynən işarə olunmuş rəqəmdə. Yox, başlasın hələ deyirəm ki, bu böyük A kiçik A'nı biz nereden biliriz? Hardan bilirik ki, böyük A böyük A'dır, böyük A kiçik A'dır. İndi bunu özümüzden de götürünün düz verməyə bilərək, məli. Böyük A yazsaydı onda kiçik yerine. Başta birinci qamətdə böyük A böyük A yazanda bunu aşağıdakı qamətlər verməz daha onda. Nitel eləyəcək onda. Niye müəllim? Bir dəqiqə, zəhmət olmasa başqa heç kim şey eləməsin, ses qarışmasın. Böyük ya, böyük yanı, kiçik ya, kiçik yanın çarpazlaşanda aşağıda Böyük hansı A böyük kiçik ya, A. kiçik ya alınır da müəllim? Bildim. İndi bəs indi burada da bir de yazmışsınız ki, böyük A kiçik A. Ha. Oradan respektiv de çıxır da kiçik A kiçik A çıxarsa. Resistif çıxır ve çıxmayabilir de o. Müəllim onu dedi de o çıxmaya da bilər axı. Her uşaqçın ayrı ayrılıqda. Bak bu sağ hissede çarpazlaşma göstermişim. Yani bak kırmızı ile bak işarelədim burada. Bu Bəli. çarpazlaşma. Onu iki rəqəmli olan uşaqçında aparırsınız. Üç rəqəmli olan uşaqçında götürürük. Dört rəqəmli olan uşaqçında işarelənmiş uşaqçında götürür hesablayırıq. Ayrı ayrılıqda. İki rəqəmli uşaqçında çarpazlaşmanı aparanda böyük ya kiçik ya üzə çıxdı. 3 rəqəmində də böyük A kiçik A üzə çıxdı. 4 rəqəmində də böyük A kiçik A üzə çıxdı. Yəni çıxa bilər də bu. Elə deyilmi? Bu Bəli, çıxa bilər. Hə, ayrı ayrılıqda çarpazlaşmanı. Hər uşaqdan ayrı ayrılıqda aparır. Bu o demək deyil ki, birinci uşaq böyük A kiçik A'dır. İkinci uşaq mütləq kiçik A kiçik A olmalıdır. Bu o demək deyil axı. İndi biz, məsəl üçün, mən şəxsən imtihanda ondan sual qabaqlaşsam, indi orada nə bilim ki, böyük A, böyük A'dır, yaxud da böyük A, kiçik A'dır. Onu zaten size vermez ki yani bu şekilde vermez yani ki bu bir rəqəmiyle işare olan hansıdır. Onun biz uzak başı bize verilebilir ki uzak ki hansının genotipini dəqiq müəyyən eləmək olmaz. O da bir Bəli. rəqəmidir ki bir rəqəminin genotipini biz dəqiq müəyyən eləyə bilmərik. Mümkün. Bəli. O şekilde sualı bize verebilir. Başka bir sual koysa o səhv olar orada. Aydındır mənim, sağ ol. Şimdi o tipte de meselelerimiz var. Narahat olmayın. Şimdi o tipte meselelerimize de bakacağız. Geldik ikinci meseleye. İkinci meselede bize yine nesil ağacı verip bir müeyyen bir alamete göre resesif genotipli ferdiler tünd renkle gösterilir. Yani bu çiçeği ağa çiçeği ağa'da. Dedim mi? Bir yerde kalanlar onda nedir? Resesif değilse dominanttır. Böyük ağları var. Ben böyük ağlarını yazıram bunları. Bize diyor ki, nesil ağacını esasen 3 rəqəmiyle işarelenmiş insanın həmin əlamətə göre heterozigot genotipli ve homozigot dominant genotipli olma ihtimalini tapın. Baxırıq ki, bize kömək eləyəcək, həmişe dedik ki, öyrənəcəyimiz əlamətdir. Resesiv olan kiçik A, kiçik A. Biri hardan gələcək? 2 nömrəli valideynindən, yəni atasından. Biri de anasından gələcək. Deməli, onda birində, ikinin de hər ikisinin genotipi böyük A, kiçik A'dır. Bize 3 rəqəmiyle işare olunmuş. Bak bu 3'ün həmin əlamətə göre heterozigot genotipli ve homozigot dominant genotipli olma ihtimalini tapmağımızı istiyor. Baxırıq ki, valideynleri biz çarpazlaşdıranda, böyük ya kiçik yanı, böyük ya kiçik yanı çarpazlaşdıranda buradan ne alınır? Böyük ya, böyük ya, böyük a, kiçik a, böyük a, kiçik a ve kiçiyə kiçiyə alınır. Bu həm 3'ün, həm 4'ün, həm də ki bu resesif üçün keçərlidir. Ayrı-ayrılıqda ilə bir şey apardıq.
Şimdi bu üçün tercimine de baksak, dördün tercimine de baksak, biz genotipte bir dendi yazı çıtıya yoktu. Niye göre çıtıya resesifdi ve üze çıksaydı içerisi tundra ile renklenmiş olardı. Renklenmeyipse demek ki resesif değil. Bu üç genotip, üç adet genotip bunlar da olabilir. Yani bunların her ikisi olabilir. Böyük A, olabilir. Böyük A, çitik A ve böyük A, çitik A. Hem 3 hem de 4. Büyüyor, çıtıyor, büyüyor, çıtıyor. Şimdi bizden soruşur ki bu 3 rəqəmiyle işarelenmiş insan həmin əlamətə göre heterozigot olma ihtimalı. Bizim 3 tane genotipimiz var burada. Bundan 2 tanesi nedir? Heterozigotdur. Deməli 3 rəqəmiyle işare olunmuş fərdin heterozigot genotipli olma ihtimalı 3'ten 2'dir. Homozigot dominant olma ihtimali ise 3'ten 1'dir. Eyniyle 4'te de bu şekildedir. Gördünüz mü? Ne 3'ün ne de 4'ün genotipini dəqiq müəyyən eləyə bilmədik. Yani ancaq bu məsələni bizə versə, desə ki, hansı fərdlərin genotipini dəqiq müəyyən eləmək olmaz? 3 və 4. Dəqiq biz deyə bilmərik ki, bu böyük A böyük A'dır, yoxsa böyük A kiçik A'dır. 3'dən 2 ehtimal böyük A kiçik A ola bilər, 3'dən 1 ehtimal böyük A böyük A ola bilər. Bu şekilde. Aydındır. Kimin sualı varsa verə bilər. Benim orada o resesi bir de sorun çabilir. Mesela için onun alınma Resesif ihtimaliyle. yok. Çünkü resesif alımlı, bakın, için temiz gösterirse benim. Orada resesifin soruşma ihtimali yoktur. Bakın, normalde bizde sarfazlaşma zamanı 4'te 1 ihtimal böyük A böyük A alınır. 4'te 2 ihtimal böyük A çiçeği alınır. 4'te 1 ihtimal çiçeği A çiçeği alınır. Ama içinin təmiz gösterirse 3'ün 4'le işare olunan oğlan uşaqlarında təmiz gösterir. Yani renksiz gösterirse demeli ki bunlar nedir? Öğrendiğimiz alamet değil. Resesif alamet değil. Ona göre ben burada bu çıtıyanın üstüne xətt çektim. Çünkü yani buna ihtiyacımız yoktu bizim. Ben o çiçeği anla için temiz verebilir de yani mesele de. Yok. Yok. Bir de mesele. Yok. Axı deyip resesif genotipli fertler tünd rengli açık rengi verirse diğerleri demeli ki bunlarda çiçek yağı çiçek yağı olma ihtimali yoktur. Ona göre ben çiçek yağı çiçek yağının üstüne xətt çektim. 3 genotip üzerinden 3'te 1 den 3'te 1 ihtimal böyük yağ böyük yağ 3'te 2 ihtimal böyük yağ çiçek yağı o şekilde götürdüm. Yani böyle rehli görende bilmeliyiz ki 100% resesivdir o. Ha, indi ola bilər ki dominant əlaməti öyrənər. Orada böyük ya böyük ya yazarıq. Veyahut da böyük ya çiçeği yazarıq. İndi onu bizə fərqli-fərqli məsələləri də deyə bilər. Amma çox zaman resesiv şəkildə olaraq göstərilir. Sağ olun müəllim. Salam Ram müəllim. Mən bir dənə şey başa düşmədim orada. Bu qara rəhdə göstərilən var ya resesiv genotip Ha. götürdük. Türk rəngli olan. Mən həmişə elə fikirləşirəm ki, o məsələn 1-də 2-də nədirsə onunla çarpaz aparılır da. Bu tünd rəngdən ora niyə resesiv əlamət keçdi, onu başa düşmədim, A-ları ötürdük. Mənim mən resesif genotipi fərd tünd rənglənmə demək, resesifin genotipi çitiya çitiya olmur mu? Bəli. Ha, o ötürmürüyü 1'e 2'ye. Birden 2'den valideynlerinden alıp diye ben oxları birden 2'ye taraf çektim ki bu gametin çıtıyanın birini bir valideyninden birini diğer valideyninden alır. Onu gösterdim ben orada. Yani onlar yine birden ikinin çarpazlaşmasından əmələ gələndir de belə deyim. Ve tabii ki hamısı Resesif eləmə. balaları yukarıdaki kadın erkeğinin hamısının Ben balaları da. onu da başa düştüm. Çok sağ olun. Buyurun. Geldik üçüncü meseleye. Üçüncü meselede bize diyor ki nesil ağacında mavi renkli göz göğreğde gösterilmiştir. Mavi renk dominanttır, resesiftir deyin görün bana. Resesif. 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 Onda tünd rengi gösterilenlere ben çıtıya çıtıyanı yazarım. Galanlar demeli ki nedir? Dominanttır. Dominant ise böyük ağlarını yazıram yan taraflarını. Böyük ağlarını yazdım. İçerileri
Atıq rəngdir. Göy rəngdə göstərilməyib. Demək ki, dominantdır. Yəni qara gözlüdür bunlar. Bir nəsil ağacına əsasən hansı insanların genotipini dəqiq müəyyən etmək olmaz? Baxın Taciyyət müəllim, bayaqkı məsələ kimi dəqiq müəyyən etmək olması kimi soruşduğu zaman. Mən baxıram ki, bax bizə köməkçi olana gedirəm. Başqa bir şeyə ehtiyacım yoxdur. Köməkçi olana Bu gedirəm. kiçik yanlardan istifadə eləyək de elə. Bəli. Bax burada ən aşağıdakı kiçiyanın birini anasından alıb, birini də atasından alıbdır. Ona görə bu dörd rəqəminin işarə olunan böyük ya kiçik yadır. Böyük ya kiçik yanı, kiçik ya kiçik yanını çarpazlaşdırsaq, buradan nə alınacaq? Böyük ya kiçik ya alınabiləcək ki, bu da beş rəqəmində üzə çıxa bilər. Amma biz bir, iki və üç rəqəmi ilə işarə olunmuş valideynlərin genotipi haqqında nəsə deyə bilərik mi? Yox. Bunlar böyük ya kiçik ya, böyük ya kiçik ya da ola bilər. Böyüye küçüğe falan. Bəli, və yaxud da böyük ya, böyük ya, böyük ya kiçik ya da ola bilər. Və yaxud da yerləri dəyişik. Yəni Bəli, böyüye küçüğe, böyüye böyüye. böyük ya burada, böyük ya kiçik ya yenə burada. Ola bilər. Eynilə 3-də də böyük A da üzə çıxa bilər. Böyük ya kiçik ya da üzə çıxa bilər. Biz onu dəqiq müəyyən eləyə bilmərik. Ona görə də elə biz birincinin, ikincinin və üçüncünün genotipi haqqında heç bir dəqiq məlumat verə bilmirik. Onun üçün cavabımız 1, 2, 3. Əslində bu ortada qalan fərdin haqqında da bu işarə eləmədiyimiz fərd haqqında da yəni bir fikir söyləyə bilmərik yəni onsuz da. Sadəcə onu rəqəmlə işarə eləməyib deyə məsələdə onun haqqında heç fikir bildirməyə ehtiyacımız da yoxdur. Burada Ram müəllim, 4'ü ona göre Sual. dəqiqliklə deyə bilirik ki, 4'ün çarpazlaşmasından alınan övladlarda təxmini dəqiq görürük və bir de 4'ün nikaha girdiği kadın resesivdir. Ona Bəli, göre 4'ü bəli. dəqiq deyə Rahat bir bilirik. şəkildə bəli dördü deyə bilirik de. Gözlə bu analizici çarpazlaşma var da dörtdə yəni. Bəli, bəli. Ve üzə çıxan övlad resesiv alındığına göre bunu rahat bir şekilde genotipini tapmaq oldu. Ama 1, 2, 3 hakkında heç bir şey demek mümkün değil. Onda mən bu 4-5 olur da, elə mi cavab? Dəqiq Sonra cavab. müəyyən nəsil ağacına hansı insanların genotipini dəqiq müəyyən etmək olar deyir. Hə, bəli. Mən onları Bəli, 4-5 götürmüşüm. müəyyən. 4 və 5. Düzdür. 4 və 5'dir cavab. Ha. İndi gəlirik bura. Nəsil ağacında eyni desən nəsil ağacıdır. Mənfi rezusunu qan qruplu insanlar Bu da görə bilirdi. resistirdir Mənfi rezusunu bəli resesivdir. ama. Ona görə bunu da elə kiçik ya Çiğ, kiçik ya çiğ, elektrik. təkmil Bu edirlər. da 4'tü de. 4 ile 3 ile en şey. Bəli. Burada da Ne kriteri 4 çıktı? oldu böyük ya kiçik ya, 5 oldu böyük ya Ha. ya yukarıdakıdır. Ama 1'di, 2'di, 3'tü. Bilmiyorum. Bunları biz diyebilmirik ki böyük ya böyük Onlarda da ya. heterozigot var ama mütləq heterozigot deyil de mənim dəqiq bilmədiyim üçün. Bəli, dəqiq bilmədiyimiz üçün mütləq deyib heterozigotdur. Onları dəqiq bilmədiyimiz üçün biz Böyle heç 4-5 bir şey olacak. diyebilmiyoruz. Bəli, yenə cavabımız 4 və 5'dir. Gördünüz mü? İki dənə eyni nəsil ağacıdır. İki cür məsələni fırladıb bizə verir. Kiminsə nəsə sualı qaldısa bu məsələ haqqında biraz sürətli dedik, soruşa bilər. Yok müəllim, eyni dedi mənim üçün yani problem değil. Yaxşı. Gəldik qan qruplarına. Müəllimlər, qan qruplarında isə bizə nəsil ağacında kömək olacaq şey bir dördüncü qan qrupudur. Bir də birinci qan qrupudur. Dördə bir bizə nəyin var kömək olacaq? Yəni birinci nəsil ağacında dördlə bir gördüsə qan qrupuna aid verilib. Dördüncü qan qrupuna, birinci qan qrupuna gördünüzsə, birinci qaçırsınız həmin tərəfə. Yəni, birinci ona qaçırsınız. Bizə nə deyir? Deyir ki, nəsil ağacında bəzi fərdlərin qan qruplarının fenotipləri verilmişdir. Nəsil ağacına əsasən işarələnmiş insanlardan hansının qan qrupu sıfır fenotipli ola bilməz.
sıfır fenotipli olabilmez deyir. Baxırıq, bax, qatılır Üçlə gəldim. mısınız? Xahiş edirəm. Yəni, səs qarışmasın. Özünüz, çünki bu məsələyə hamınız diqqətdən sonra qulaq asacaqsınız bir yüz daha. Səslər bir-birinə qarışanda özünüz də narahat olacaqsınız. Baxırıq ki, mənim birinci qaçdığım hissə, bax, bu birinci qan qrupundan dördüncü qan qrupu olan yerdir. Bu zaten AB görsənir. Fenotipi ilə genotipi ilə de dördüncü qan qrupu. Birinci qan qrupu nədir? 0-0'dır. Mən AB'ni 0-0'dan çarpazlaşdıram. Nə alınacaq? AB çarpazlaşır 0-0. Buradan ya alınır A0 ya da alınır B0. Düzdür mü? A'nın sıfırı çarpazlaştırdığında, yani 3 ile 4'te ya genotip A0, B0'dı. Burada da yine A0, B0. İkisinden biri olabilir. Yani 3 ile 4 değil, birinci kan grubu değil de. Sıfır fenotipli olması nedir? Birinci kan grubudur. Şimdi birinci kan grubu sıfır fenotipli olabilmez deyirsə, demeli ki bizden birinci kan grubunu soruşur. Çünkü yani bu olabilmez. 3 ile 4 hele ki bizim bildiğimiz olabilmez. İndi AB qan qrupu neden alınabilir? A0'dan B0'dan alınabilir de ikinci qan qrupundan üçüncü qan qrupunda. Ve ben A0'dan çarpazlaştıranda B0'ı buradan A'dan B'den AB alınar. A'dan 0'dan A0 alınar. B'den 0'dan B0 alınar ve 0'dan 0'dan 0-0 alınar. Demek ki hem birinci uşağda hem de ikinci iki rəqəmiyle işare olunmuş uşaq nedir? 0-0 qan qrupuna malik ola bilər. Eyniyle de hemsinin AB'de ola bilər, A0'da ola bilər, B0'da ola bilər. Yani bunlar da ola bilər ha. Bize sadece birinci dan grubunun, yani bu 0-0'ı olmasını istediğine göre biz çalıştık ki valideynlerin, bak, lap yukarıda olanların genotiplerini nece götürsək 0 fenotipli üzə çıxar. Biz de A0 B0 şeklinde gördük ki götürdüğümüz zaman birinci qan qrupu üzə çıxır. Elə ona görə də bizim cavab versiyamız olur 3 və 4. Tümə qaranlıq qaldı. Aydındı müəllim. Kimsə soruşacaqsa soruşsun. Bak, çevirəm yoxsa aşağıdakı məsələyə. Yaxşı. Gəlin onda davam edək aşağıdakı məsələ ilə. Bax, hesablamadı. Çox diqqətlə qulaq asırsınız. Belə məsələlər inanmıram ki düşə. Ama düşmə ehtimalı var. Bu tip məsələni 4. sınava salmışdım. Dərsin sonunda o hard define bir məsələsini də izah verəcəm. Baxırıq. Bizə deyir ki, aşağıdakı nəsil ağacında İnsanın qan qrupları göstərilmişdir. Buna əsasən işarələnmiş fərdin anası ilə anası ilə eyni genotipə sahib olma ehtimalı nəyə bərabərdir? Əgər bir valideynlərdən həm 4-cü qan qrupu həm də 0-0, yəni 1-ci qan qrupu üzə çıxıbsa, deməli ki valideynlərin genotipi A0'dan B0'dır. Veyahut da ananın özünde olar B0, atada olar A0. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi eyniyle burada da AB ve 0-0 aşağıya bakın. Üze çıkıpsa demek ki ata burada B0'dı. B0'da. B0'da. Ana nedir burada? Ana da A0'da. Elədir. Ana da A0'da. İndi işarələnmiş fərdin genotipini tapdıq. A0.
Valideynin bunun anasının genotipi A0 da olabilir, B0 da olabilir. Şimdi bu anasıyla eni genotipte olma ihtimali neye beraber olacak? İkide bir. 2'de 1'e beraber Bir de olacak. Niye göre anası A0 olabilir, B0 olabilir de. Yani bunun A0 olma ihtimali 2 ihtimaldan biridir. Ona göre biz cevabımızı ne götürdük? 2'de 1 ihtimal götürdük. Karanlık kalan neyse varsa sor. Mənim B0 versəydi, məsəl üçün də tapsaydıq, onun ihtimalını nətər götürərdik? Neden yani B0? Yine 2'de bir mənim. Harda B0 verseydi benim. Bu elə bir çox A0 var, işarələrinin sağ tərəfindəki B0. Ha. Onun valideyni sayılır mı o yuxarıdakı, ən baştakı Yo A0'dan? yo 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 yo. O onun valideyni değil axı. Ya da yani deyirəm de ona göre. O valideyn değil. O sadece bu A0'dan işare olunmuş, bu göğreğiyle işare olunmuş kadının hayat yoldaşıdır elbette ki. Bildim. O hayat yoldaşıdır. Yezine de o. Yezine. Bildim onu, Ben. bildim. Ha. Şimdi mesela karanlık kalan bir şey varsa soruşsun. Yoktuysa Müellim, Weinberg meselesi kurbağan dersiz. O sınava saldığınız sual nesil onu dersiz. ağacı. Meğerime nesil ağacı. Nesil ağacı. Bayağı Weinberg dediniz, ona göre dedim. Ben Onu... bazen karıştırırım da onların atlarım. Yani problem yoktu. Olur bazen bende. Bu meseleni biraz saklayak ahıra. Çünkü bu mesele bayağı bir çetin meseledir. En ahırda izah edelim ki diğer meseleleri izah edelim. O bayağıcı meseleni en ahırda izah edelim. Nispeten gelizdi o. Bize diyor ki nesil ağacında autosom resesif yolla geçen alamet tüm rengine gösterilir. Autosom resesif. Çıtıya çıtıya. Çıtık A, çıtık A. Çıtık A, çıtık A. Dalanlar demeli nedir? Dominanttır. Böyük A'sını yazdık. Büyük A'sını yazdık. Büyük A'sını yazdık. Büyük A'sını yazdık. Büyük A'sını yazdık. Yanında ne var? Hele hiçbir şey bilmedik. Bir ki, sual işareti ile gösterilen ferdin dominant fenotipli olma ihtimali neye beraberdir? Dominant fenotipli olma ihtimali neye beraberdir? Bak en ahırdan gelirim. Bak bu çıtıya çıtıyan biri hardan gelecek? Anadan. Düzdü mü? Biri hardan gelmelidir? Atadan. Kvadrat ata işareti de. Demek ata oldu böyle çıtıya. Onda bak bak bu altının cızdığım var ha. Oğlan uşağı. Onun genotipi ne olar? Büyük küçük ya. Bəli, böyük ya Yani. çıtıya. Çünkü böyük ya çıtıyanı, böyük ya çıtıya çıtıyanı çarpazlaştırmışıq. Böyük ya çıtıya alınır. Yaxşı. Bəs bu hissəyə baxırıq. İndi sol tərəfə baxırsınız. Bu çıtıya çıtıya genotipli atadan uşaqların hər ikisine çıtık A qameti gələcək mi? Yani. Aha, gəldi. Heç birin O böyük da ya olması veyahut da böyük ya çıtıya olması bizi maraqlandırmır. Çünkü o bize lazım değil. O gelip sual işaretine hele çatmayacak onsuz da. Sual işaretinden gösterilen ferdindir dominant fenotipli olma ihtimali. Böyük ya çıtıyanın, 83 böyük olur ya değil mi? çıtıyanın 83'ü tamam. çarpımlaşanda dominant fenotipinin üze çıkma ihtimali belli. 4'te 3'tür. Yani cevabımız A var yani. Bu yani bu 4'ten 3 müəllim bu böyük A böyük A 2 tane böyük A kiçik A hele çıkacak da ona göre Ha siz ha kısa ha ha. yazdınız. Elədir. Bəli. Bəli. Elədir. Sonra geldik burada. Bir nesil ağacında 5 ile işare olunmuş ferdin 1 ile işare olunmuş ferdiyle fenotipe göre aynı kan grubuna sahip olma ihtimali neye beraberdir? Fenotipe göre aynı kan grubuna sahip olma ihtimali neye beraberdir? Bizde
tömeç olan şey nedir dedi. Hiç kan gruplarında sıfırı gördükse gatırığı onun yanına. Demek bu sıfır sıfırdı. Üçte dörtte. Sıfır sıfır neydi alınabilir? Üçüncü kan grubu ile dördüncü kan grubu. İkinci kan grubu. A sıfır B Yani sıfırdan. A sıfır çarpazlaştırın B sıfırdan. B Öyle mi? sıfır. Şimdi buradan ne alınabilir? A, B alınabilir. Düzdür. Kan grupları A sıfır dört kan alınabilir. grubu sıfır B sıfır sıfır. Aha sıfır. B ve Sıfır sıfır sıfır. sıfır alınabilir. Şimdi bize ne deyip 5 ile işare olunmuş, 1 ile işare olunmuş fertle fenotipe göre aynı kan grubuna sahip olsun. Bak birinden işare olunmuş fert B kan grubudur. B kan grubu üçüncü kan grubudur. Üçüncü kan grubunun burada alınma ihtimali neye beraberdir? Dörtte bir. Dörtte bir. Ha, ben üç niye yazarım? Dörtte bir. Dörtte bir ihtimaldi. İndi Cendric RH'lara. RH müsbet neydi? Dominantıydı. Düzdü mü müellimler? RH menfi de resesiftir. Bak 3 ile işare olunmuş fertte RH menfi vermişik. RH menfi vermişikse demek ki bu genotip de nedir? Resesiftir. Yani ben bunu çıtıya Evet. çıtıya veyahut da çıtıyer çıtıyer şeklinde yazarım. O da dörtte bir olur. Çıtıya bir dakika. Çıtıya çıtıç A'nın üze çıkma ihtimali dominant genotipli valideynlerde. RH müsbetler ise dominanttı da. Düzdü mü? Böyle ağların yazdığım. Bu dominantlardan resesif ne zaman üze çıkabilen? Böyle ağ Rezultat olmadı. yani heterozigot formada böyle ağ çıtıyanı böyle ağ çıtıyanın çarpazlaştıranda buradan çıtı yağlar birleşer, çıtı yağ çıtı yağını emele getirer. Hemsinin böyle yağ çıtı yağ böyle yağ böyle yağlar da birleşer buradan ve böğüş A çitiç ağlar da birleşip böğü yağ çıtı yağ emele getirebilir. Bu da dörtte bir RH ihtimaldi. yok. Dörtte üç. Neydi? RH müsbet müsbet kan grubudur. Müsbet Hı kan grubu fenotipçe böğü yağ böğü yağdı. Böğü yağ çıtı yağlardı. hı. Yani dört Düştü. taneden üçtü. Dörtte üç ihtimal. Bunu da Sonuçta. vururuz. Dörtte üçe. Bu da 53. 16'da 3. Oldu da 16'da 3. Yani cevabımız burada D variantı gelecek. Ama o dörtte bile niye vurduk ki? Ve bir ikisinin bir ele bir şey oldu. Ben birbirine vurmadık. Hibrit çarpazlaşmanı yadınıza salın. Ya yani o ona esasen götürüp vurduk da. Hala iki tane muhtelif alamettir. Ümumilikte ikisinin bir destekse biz aldığımızı birbirine vurmalıyız Ya aydın Ömer. başa düşmeyen kimse kaldı mı bunu? Ben başa düşmedim bunu. Hansı hissene başa düşmüşsünüz Merve? Ve temasıyla baştan başa düşmedim bunu ben. Burada 5 ile işare olunmuş istediler amelim. 5 ile işare olunmuşu istiyor malum. Kimse karşı müdahale edemezsin başka. Burada diyor ki 1 ile işare olmuş farklı fenotipe göre eyni kan grubuna sahip olma ihtimali. Burada Malum. niye Bakın. bir şey götürdük? Bakın. Kulak asın. Evet. 3 ile işare olunmuşun kan grubunu diyebilirsiniz mi? Menfi yazısı birinci kan grubu. Birinci kan grubu. Yukarıdakiler ne dedi? Bas. Atasından anası. Aha, ikinci kan grubudur. Ata ve ana. Ata netenci kan Ana. grubudu, ana netenci kan grubudu. Çiğnen dörttü Sefer Emre'm Merhaba, görsen büyük genotip yani burada. Bende. Yoksa Ha. Sefti. Atanın genotipi neyse bana atanı deyin göre. Genotipi değil mi? Kan grubu neyse atada. B değil. Birinci değil atancı. B ha birinci atadı. B netenci kan grubudu. B dördüncüdür seferinde. Dördüncü kan. Siz hele kan gruplarını bilmirsiniz Leman Merve. Ben mi unuttum bir an. O unutmak değil. O uji bilmemeydi. 2 ay kaldı bir imtihana. 2 ay. Yani. Kan grubunun genotipini unutmak ne demeydi? O üçüncü kan grubudu Merve. A, B, 3'üydü.
A da ikinci kan grubudur. Evet. Bunlar üçüncü kan grubu necə ola bilər? BB ola bilər, B0 ola bilər. İkinci kan grubu da AA ola bilər, A0 ola bilər. Biz təbii ki BB ilə AA'dan sıfır kan grubu, yəni birinci kan grubunu 0-0'ı ala bilmərik. Məcburən valideynləri B0 ilə nə götürməliyik? A0 götürməliyik. Buradan nə alınacaq? B ilə A'nı çarpazlaşdırdıq AB. B ilə 0'ı çarpazlaşdırdıq B0. 0 ilə A'nı çarpazlaşdırdıq A0. 0 ilə 0'ı çarpazlaşdırdıq 0-0. Beşincinin biriyle eyni fenotipe sahip olması isteyir. Buradan yani birinci, üçüncü kan grubudursa burada üçüncü kan grubu B0'dı. Bunun dört tane genotipin içerisinden bir tane bunun üze çıkması dörtte bir ihtimaldı Ben. mı? İndi geldik RH'lara. RH'lara baktığımız zaman ben bu B'leri A'ları buradan sildim. İndi RH'lara baktığımız zaman RH müsbət ve RH mənfi hansı dominantdır, hansı resesivdir? RH müsbet, bir de RH menfi. Ha, müsbət qan qrupu, mənfi qan qrupu. Hansı dominantdır, hansı resesivdir? Hansı dominantlı müəllimlər, hansı resesivdir? Müsbət dominantlı. Müsbet Bəli. Müsbət dominantlı dominantlı, mənfi mertebe. resesivdir. Müsbət dominantlısa RH müsbətə mən böyük yer yazıram. A da yazmıram ki, çaşarsınız. Böyük yer yazıram RH müsbətlərə. Yanında nə var, hələ onu bilmirəm. Amma görürəm ki, bunların 3 rəqəmi ilə işarə olunmuş uşağı RH mənfidir. Yəni resesivdirsə, bura mən kiçik R yazıram. Bu kiçik yerin biri bu valideyndən gəlib, biri de bu valideyndən gəlib. Deməli, valideynlərin genotipi böyük yer, kiçik yer, böyük yer, kiçik yer imiş. Böyük yer, kiçik yeri de mən çarpazlaşdıranda böyük yer, kiçik yerinə. R'leri çarpazlaştırdım. Böyük yer, böyük yer. Böyük yer birincinin ikinciyle böyük yer, kiçik yer. İkincini birinciyle böyük yer, kiçik yer. İkincini ikinciyle kiçik yer, kiçik yer. Müsbət qan grubu lazımdı bize. Bunlar üç tanesi olur. Müsbət, bu olur mənfi. Kiçik yer olur mənfi rezus faktoru. Elədir mi? İndi Onda müsbətin üzə 4'te 3'tü. çıxması da bəli. 3 bölünsün 4'tü. Ona göre de 4'te 1'i vuracağım. 3 bölünsün 4'e. Cevabımız da eriyecek 16'da 3. Şimdi başa düştüm ben. Çok sağ ol. Buyurun. Geldik onun aşağısındaki meseleye. Bize deyir ki X ile işare olunmuş fert neçə tip genotipe sahip olabilir? Yəqin ki X ile işare olunmuş budu. Ben Yazılan, deyəcəydim. Tehmeyi gördüm. yadımdan çıxıb. Yəqin ki. Baxırıq ki, müəllimlər, bizim qatacağımız hissə nədir? Yani? Bax, bunu böyüdürəm ki, daha rahat görəsiz. Baxırıq ki, burada hara qatırıq? Biz birinci qan qrupu olan hissəyə. Sıfır sıfır yazdım bura. Xahiş edirəm. Dedim axı, izah ediyəndə səs qarışmasın. Yaxşı Hər müəllim. nəyse soruşanda deyə bilərsiniz, mikrofonu açın. 0-0 qan qrupudur. 0-0 qan qrupu nədən alınabilir? 3-cü qan qrupuyla 2-ci qan qrupundan biri olsun dedik. B0, biri də olsun A0. Elədir mi? Gəlin B0 ilə A0'ı yenə çarpazlaşdıraq. Buradan yenə alınanlar AB, B0, A0 ve 0-0'dı. X'in yerinde bu dört tanelerden dayanabilir. Ama neyi nezarda alırız? Bu X'in B'nin
üçüncü kan grubu kadının kızı birinci kan grubudur. Birinci kan grubudur. Birinci kan grubudursa bir X'in yerinde AB olabilir mi? Hayır. 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 Çünkü dördüncü kan gruplu valideynin birinci kan gruplu uşağının olma Olabilmez. ihtimali yoktur. Tabii ki Bombay fenotipini nezere almasak o da bizim derslerimizde yoktu zaten. Onun göre bu olabilir B0, olabilir Daha sıfır. A0, olabilir 0-0. Bu da B0'dı zaten, bu mütlaktı. İndi. Burada gelir iç rezus faktörleri. Rezus faktörleri göy renkten yazdıkça farklansın. Rezus faktör RH menfi nedir? Bayağı dedik resesivdir. Düzdü mü? Ben burada küçük R yazıyorum. RH müsbetler ise büyük R'i yazdım. Yanına kat koydum. RH menfiye de yine burada küçük R yazıyorum. Buradaki küçük yerin biri bu valideğinden gelip diğer çıtı yer ise bu valiyetler. Görüpse burada böyle yer çıtı yerdi. Ele de. Ben normalde böyle yer çıtı yerine küçük er küçük eri çarpazlaştıranda bir alabilirim böyle yer çıtı yer, bir de alabilirim çıtı yer çıtı yer. Bu şekilde alabilirim. İndi bakıram ki bu en aşağıdaki uşak var ha, birinci kan gruplu kız. RH müsbetti. RH müsbetin yaranması için anası mütlak büyük küçük yer genotipli olmalıdır. Başka şansı da yok. Anası diyeyim mi? Atası. Atası mütlak, yani X ile işare olunmuş fert mütlak büyük küçük yer olmalı. Çünkü bunun anası RH menfi kan grubuna maliktir. Küçük yerdir. Bu öz uşağına küçük yeri ötürecek. Düzdü mü? Atasından buna, yani X'den işare olunmuştan buna mütlak böyle yer gelmelidir ki bu böyle yer çıtı yer genotipi olsun ve RH müsbet alınsın. Onun göre bizim neçe tip genotipimiz oldu burada? 3 tip. B0 bölü 3 R küçük R, A0 bölü 3 R küçük R, 0-0 bölü 3 R küçük R. Bu şekilde 3 tip genotipimiz oldu ve neticede bizim cevabımız oldu A varyantı. Müellim orada o dördüncü kan grubu uşak dedisi dünyaca 10 eter oldu başa düşmedim onu bir tane. X var idi dedisi dördüncü grup olmaz. Dördüncü grup oldu müellim. Dördüncü grup AB'di. AB'yi Ben. neyle çarpazlaştırsak, neyle istersen, yine sıfır sıfırın özüyle bile çarpazlaştırsak, burada ya A sıfır anlar ya da B Ya da sıfır B anlar. sıfır. Yani bunun AB'nin sıfır sıfır, yani birinci kan grubu uşağın üze çıkması yoksa, yani valideynlerin her ikisinde sıfır geni ola ki o sıfır genini vere sıfır sıfır birinci kan grubu üze çıkadı. Ha? Ha bildim ben. Bir de böyle olduğuna göre alın burada onda. Ha, öyle. Ha aydındı. Benim X'da rezus faktörü menfi olabilmez da. Yok. Yani ele bir mesele verebilir mi ki? Hem müspet olabilir hem menfi. O Yok. mümkün değil. Ya. Eyni bir rezus faktörü olmalıdır. Öyle bir şey olur ki malıma, yani rezus faktör ya müspet olar ya menfi olar da ikisi bir yerde. Ele yok. Yani o bir şəxsi deyən rezus faktorda eyni tipdə getməlidir. Da. Yani biz burada Tabii. qan qrupun, qan şeyini hesaflamasaq da olardı mı? Məsələn, dərdik 3 tipdə hüceyrə hazırlayır. Yo, Onsuz mütlak bir olabilirdi. hazır. Onu olabilir ki bizde böyle yer çıtı yerine yanaşık böyle yer de verebilir bize. Onda göre biz B0 böyle yer Ha, biz o manada hesaplayaydık. hesaplarız. Ha. A0 Hadi. böyle yer böyle yeri de hesaplayaydık. 0-0 böyle yeri de hesaplayaydık. Yani bunlar da nezere alaydık. Ama indi onlar yok da ki bizde böyle yer olabilir. Ona göre biz ele 3 tip şeklinde genotipi götürmüş olduk. Aha. Şöyle. Geldik hemofiliyaya. Biz dedik ki nesil ağacında hemofiliya hastası olan fertler tünd rengen gösterilmiştir.
Heterozigot genotipli fertler hansı rakamla işare olunmuştur? Heterozigot hemofiliye göre heterozigot nezi olabilir merimler? Bölü x bölü 3 h, x küçük h. Düz değil mi? Bizden bunu istiyor ki hansı rakamlar? Gelin biz bunu bölüdük. Çünkü daha rahat görsensin bize. Hemofiliyalı olanlar bize reali gösterilmiyor mi? 3'ten 6 oğlandır. 8 kızdır. Hasta hemofiliyalı kız nece hesap yazılırdı? Genotip. X. X yaş. X. T X kız ve H H. aha. Aha. Biz oğlan uşakları X X T yaş X. Y. Aysa. Balaca. Yalla. X Y Y. Aha. Yaxşı. Yaxşı. Biz yine resesivlerden başlıyoruz. Ben 8'den başlıyorum. Bana rahat, en rahat oraya gelir. Bakın 8'de hasta kızdır. Hasta kız X küçük H'ın birini hardan alıp 6'daki atasından Y'i alabilmiş olsa atadan kız uşağıdır. Diğer X H'ı hardan alıp 5'te Anladım. işare olmuş anadan. Demeli anada X küçük H var. Ama ana Daha hasta bir. değil. Hasta değilse demeli ana mutlak. Burada Taşıyıcıdır. nedir? Taşıyıcıdır. X büyük H yazık bura. Çünkü fenotipse sağlamdı da. Biz 7 ile işare olunmuş kıza bakırız. 7 ile işare olunmuş kız atasından hansı gen alacak? İkiz çıkıyor. Hasta geni. Hasta X geliyor. küçük H'ı alacak. Böyle. Y'i alabilmez kız uşağıdır. Anasından demeli 7 neye alıbdı onda? Böyle X haş. büyük H alıp ki içerisi temizdi. Hasta değil. Fenotipçe sağlam. Böyle. Fenotipçe sağlamdı. İndi bakırıq. 3 ile işare olunmuş oğlan uşağı. Zaten birinci genotipini biz bilebiliriz de. Birdeki genotip nedir? X Böyle haş Y. büyük H, Y. Böyle. Çünkü kişi taşıyıcı olmadığına göre ya hasta olur ya sağlam Sağlam çıktı. olur. Birden sağlam kişiydi. 3 Y'den 3 ile işare olmuş oğlan uşağı. Y'i Atadı. atasından alıpsa X küçük H Anada X çıkaran ne var. oldu? Anada. Anada X küçük O H da var. taşıydı. Bu da taşıyıcıdır. Ve X hasta bölü değilse 3. X bölü H, X küçük H'tır. Hı. Yeni geldik 4'den işare olunmuş. 4'den işare olunmuş. Atasından X bölü H'ı da alabilir. Anadan da X bölü H'ı alabilir. X küçük aşağı. Hemçinin atadan X bölü Olabilir. H'ı alıp Sağlam. Ne X küçük H'ı da alabilir. Yani biz bunun taşıyıcı veyahut diyebilirim? bile Sağlam. diyek de sağlam olduğunu dakik diyebiliriz. İndi bizden neyi istiyor? Buna esasen nesil ağzında heterozigot genotipli fertler hansı rengeli işare olunmuştur? Biz dakik bildiğimizi götürerek dördüncünü hele ki dakik bilmediğimize göre gene orada meselede onu qeyd edememişim. Bir iki Bir beş taşıb. değil. Dakik qeyd olar. Heterozigot olanlar 2, 5, Yedi. ve 7. Böyle. 2, 5, 7. Dakik müeyyen eləmək olan olduqlarımız bunlardır. Kiməsə qaranlıq qalan məqam varsa buyura Xeyr, müəllim, necə maraqlıdır. Ən zəhləm getdiyim idi, amma necə maraqlıymış demə. Həm də rahatıymış. bu çətin deyil ki, dediyim kimi, bu qan qruplarında resesiva, bu nədir? Dördüncü, birinci qan qrupuna baxırıq. Oradan tapırıq. Autosom olanlarda resesiflerden bakıp gedirik de yani rahat rahat. Ümumiyyətlə, nəsil ağacım mən heç vaxt eləyə bilmirdim. Həmişə ötürürdüm, heç baş üstə. Mən də müəllim elə heç baxmırdım ümumiyyətlə ki, bu nə Allah demək. mənim üçün beynəsin ki Hamıya aydındı mı mesele? Problem yok. aydındır. Benim bu üçüncü var ya orada. X, Ha. çiçi, haşik. O Aha. çiçi olduğuna göre götürmüş de hele haşına göre. Yok ümumiyyətlə heterozigot deyirsə mənim biz hemofiliyada heterozigot olan bir dənə qadında ola bilər ki heterozigot olsun. Oğlanda heterozigot olmur axı çünki bir dənə X geni var da orada bir dənə X Bildim ben. kroması var. Muhtemelen herhalde. Ha, Ha. aydın dilim. Heterozigot böyük H küçük H şeklinde olanlar da X böyük H X küçük H olanlar. Zaten Y'in üzerinde hemofiliya geni olmuş. Bunlar test açtılar da ona göre götürmek Ha. de. Onu... Ver. Hı. Geldik.
Bura. Bir nesil ağacında renklenmiş fertler daltonik olarsa X ile işare olmuş ferdin genotipini dengeliğine müeyyen etmez olar mı? Bize sual verip. Şimdi yine gelin bunu böyle de biraz ötüreyim bu tarafa. Demek biz birinci R'li olanlardan başlıyoruz. R'li olanların genotipleri ne diye mənə görüm hamısı da özü kiçikdir. Kaç da X X kiçik de Y. Bəli. Çünkü daltonizmde özü neyle ötürülürdü? X X ünsiyet kromosomuyla reproduksiyon zamanı. yolundan ötürülürdü. İndi. En azından kalanlarında renk yoktu diye bunlarda hamısında X büyük D'miz var. Bu zaten X büyük D Y'di, oğlan uşağıdı. Bu da X büyük D Y'di. Bu da kişidir ona göre. Burada da X büyük D'si var. Ama bunun yanında X ne küçük D mi yazmalıyız, ne yazmalıyız? Buna bakın göre. Orada X küçük D yazmalıyız yoksa ne? Bəli, müəllim. Çünki səsdə var Küçük axı. çünkü oğlan ondan alıb da Bəli, müəllim. bəli. Küçük de yazılmalıdır. Bəli, küçük D'ni yazmalıyıq. Həmçinin yuxarıdakı anada öz oğluna X küçük D'ni ötürülmüş. Elədir. Bəli. Genotipini tapdıq. İndi X'dan işarə olunmuşu istəyir bizdən. X büyük D, X küçük D. Çarpazlaşanda X büyük D, Y'nə. Qızlara baxaq da X qız uşağıdır ona görə. Bu X büyük D, X büyük D'ye de alınıb. Ağlam ve taşıyacağım. Həmçinin İ kız büyük D, Büyük X küçük D. de. Hem sağlam olabilir, Bəli, həm sağlam ola bilər, həm daşıyıcı ola bilər. Deməli ki, genotipini dəqiq müəyyən etmək olmaz. 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 Kiməsə qaranlıq qalan bir məqam oldu. Mənim. Hey, hey, mi? Yaxşı. Gəldik buna. Biraz maraqlı məsələlərdən biridir. Yine hesaplama istiyor bu mesele. Diyor ki, sual işaretiyle gösterilmiş kadının kişi ile aynı genotipe sahip olma ihtimali neye beraberdir? Sual işareti ile gösterilmiş kadının kişi ile yani öz hayat yoldaşıyla aynı genotipe sahip olma ihtimali neye beraberdir? Nedir? A, RH müsbetle aynı olma ihtimali. Genotip deyip özde. Genotip. Biz yine koy bunu yakınlaştıraq ki bize daha rahat olsun. Şimdi Birinci bunların sıfırları. bir sıfırları yeni yazırız. Sıfır sıfır aşağıya da yazdım. Sıfır sıfır. Genotipler görünüyor. Sıfır sıfır neden alınabilir? A Üçüncü sıfır B gamma, sıfır. üçüncü gamma. Böyle. Bu oldu A A sıfır, bu da oldu B sıfır. Şimdi A sıfırla ben B sıfır yine çarpazlaşma. Bayağıdan 80 defa çarpazlaştırmışıq da bunu. A, B alınabilir. Bu oldu 4. kan grubu. B sıfır alınabilir. Bu oldu 3. kan grubu. A sıfır alınabilir. Bu oldu 3. kan grubu. Ve sıfır sıfır alınabilir. Bu da oldu 3. kan grubu. Ve RH menfi alınıbdır. RH menfi nedir? Küçük yer, küçük yer. O RH sıfır sıfırı bir müsbetlerden ile. necə? O sıfırı da iki yazdınız. Bir olmalıydı la. Değil mi? Bu da oldu birinci kan grubu. Demek RH menfi burada küçük yer küçük yer ise demek bu RH Yer. müsbetler Taşıyıcıdılar. Menfinin heterozigotlular da düz değil mi? Böyle yer küçük yer taşıyıcısı. aldı bunlar. Öyle değil mi? Bəli. Gelin de böyle yer küçük yerler de birbirine çarpazlaştırarak. Buradan alındı. Büyük er, büyük er, büyük er, küçük er, büyük er, küçük er, küçük er, küçük er. Monohibrit çarpazlaşmalı. Bu böyle. Bunları hele ki apardık. Yani ki bu sual işaretinin yerinde bunlardan A sıfır olabilir. B sıfır olalım. RH müsbetteçi için yani bak bunlardan Abi. olabilir. Düzdü. Ama iş orasıdır ki.
İş orası için. Neye dikkat edeceğiz iş burada? Bizim dikkat edildiğimiz bir şey olmalı. Biz A sıfırından böyle yerlere götürsek, diğer içi ha A sıfırın üze çıkma ihtimali buradan dörtte birdi. Böyle yerlerin de üze çıkma ihtimali dörtte üçtü. Bunu vurarak diğer içi ha 16'da üçtü cevabımız. Ama hayır, cevap 16'da üç değil. Teleskenli edip bunu yazabilirsiniz. Ama hayır, 16'da 3 değil. Niye göre? Çünkü burada sual işaresinin yerine AB olabilmez. Oy. Ya Allah, ben bunu yenedim. Ha. Burada AB yani dördüncü dan grubu olabilmez. Niye olabilmez? Çünkü bunun birinci dan gruplu uşağı dünyaya gelir. Birinci dan gruplu uşağı dünyaya gelipse eğer, Evet. demek ki bu dördüncü kan grubu olabilmez burada. Öyle değil mi? Çünkü bir Evet. hafta dedik de AB'ni biz neyle çarpazlaştırırsak da birinci kan grubu uşak da olmaz. AB'ni sildik. Demek ki A0'ın olmasını biz bu 3 denenin içerisinde götüreceğiz. A0 olacak 3'te 1 ihtimal. AB'ni götürebilmeliyiz. AB olsaydı birinci kan grubu olmazdı. Onu çıktık. Dört deneden birin yok. Üç deneden birin götürdük. Üç denenin içerisinde A0'ı götürdük. Şimdi bizde burada A0 tamam. Aydın mesele. Bu da A0'da. A0'dan 0-0 alınsın. Şimdi geldik rezus faktöre. Rezus Bir şey faktörda soracağım. ben ha Burada niye bu sual işaretinin yerine B sıfırına sıfır sıfırda olmasın ki? ahı deyip bize hayat yoldaşıyla Çin'en aynı genotipli olsun. Müellim, Ha o mu ha. hayat yoldaşı olur yoksa bu uşaqdır? Bu Yok. sual işareti. Evvelkilerin uşağı olmur müellim bu. Evvelcilerin uşağı olur. Ama Bəli. bunun öz hayat yoldaşıyla aynı genotipte olma Ha, bu birisi ihtimali tarafta. yüksektir. Bu birisi tarafta. Bu birisi tarafta için. Böyle. Şimdi B sıfır da olabilir. Sıfır sıfır da olabilir. Yani bu sual işaretinin yerine. Birinci dan gruplu uşak alınır. Ama bize deyip ki öz hayat yoldaşıyla aynı genotipe sahip olsun. Öz hayat yoldaşının genotipi bu üç denenin içerisinde biri olabilir de. Bir ihtimal olsa olabilir. Üçte bir ihtimal. Şimdi RH menfi dan grubu bu küçük R küçük R. Biz de zaten biliyoruz ki bu sual işareti bu RH müsbet dahi erinde. Özür istiyorum. Yoldaşında. RH müsbet dahi. RH müsbet ise demeli ki dominant fenotipidir. Demeli ki burada büyük R olmalıdır. Yanında nesi olmalıdır? Bu yanında nesi de çiçi yerin birini bu valideyinden alsa birini diğer valideyinden alacak. Demeli burada çiçi yer çiçi yer şeklinde olmuş olacak da büyük yer çiçi yer büyük yer çiçi yer. Demeli ki bizde ne olabilmez? Bak bak bu olabilmez. Çiçi yer çiçi yer olma ihtimali yoktu burada yani. Onun üstünden xətt çəkdik. Nə olacaq? Böyük yer, kiçik yer ola bilər. Böyük yer, kiçik yer də burada nədir? İki dənədir. İhtimal olaraq üçdə iki ihtimal. Üçte içi. Üçdə biri də vuranda üçdə ikiyə cavabımız edir 9'da 2. Müəllim, eyni alınanda biz ehtimalı bir götürürük. Məsələn, eyni bir dənə olsa. Tutaq ki. Bir tane olsa Tam bir tane. eyni alınsa da onun kimi elə bir şey olsa. Onda ehtimal bir olur. Var. Yukarıda ile bir meselemizi saklamışım zaten. İhtimali bir olur. Böyle oldu. Müəllim, burada böyük yer, böyük yer ihtimal niye eləmədik? O da olmaya bilər axı. Ahı Çünki kiçik yeri uşağa verirsə onda. iş orasıdır. RH müsbet dahi burada. RH Həyat yoldan müsbet. bir soru ona görə də. Bildim mi müəllim? Orada Dominantın bakın dominantın içerisinden biz dominantın içerisinden seçmişik şeye götürmüşük. Böyle yer küçük yerlere götürmüşük. Dominant 3 tanedir. 3 tanenin içerisinden heterozigotları götürmüşük. O şekilde.
Uşaq resessiv alındığı üçün de mənim. Bəli. Resesif alındığı için o dominantın içerisinden böyle yer kiçik yerler götürmüş. Mən nəyə görə dedim müəllim? Əgər homozigot dominant olarsa, onsuz da resessiv alınmır da. Yəni mənfi rezusta uşaq alınmır. O zaten elədir. Sadece o dominantların içerisinde o kiçik yerler, böyle yer kiçik yerlerin olma ihtimali özü de 3'te 2'de. Onun göre biz ile ancak o 3'te 2'ni seçip ayırmışız. Dominantların içerisinde olma ihtimalini Dominantlar, soruşur ona ah göre. o böyle yer kiçik yer genotipleri özü de dominant fenotiplidir. Onların içerisinden o iki tane genotipi, üç tane içerisinden iki tane genotipi seçip götürmüş. Müəllim, mənim için en şaşırtıcı olan, bak burada mesela bu AB genotipine çıxış elədiyi, bu gedişatın hamısı problem deyil de, sxemlə yazdıq. Bir dənə çaşdırsam, mən özümə deyirəm, bak bu AB genotipini məsələn çıxış elədim və Da, yaxud o da müəllimə sizin öz necə deyim? Bəli, o sizin öz yaradıcılığımız. necə deyim? Mən Üzerinizde orada işlemeyene aslında dikkat tələb olan eləyirdim. Çok dikkatli olmak lazım. ha, o Çok dikkatinizden aslında yani onu için benden isteyebilmezsiniz ki yani dikkatli. bunu şeydi ben elimden geleni size gösteririm. Her tipini. Daltonizminde gösterdim. Ne bileyim kan grubunda gösterdim. Autosom kromosomlarda olan nesil arasında gösterdim size. Da onu oradan Bunu silmeyip mesela nezdim için onu nezire alsanız yani o uji sizin öz ama. probleminiz olmuş olur. Çok dikkatli olmak lazım da ona göre. Geldik. Son iki meselemiz kalıbdı. Bir de sınavdaki sualın izahını vereceğim. Nesil ağacında rəqəmlərlə göstərilmiş fərqlərin qan qruplarının fenotipləri verilmişdir. Bu da nə boydadır? Buna əsasən hansı rəqəmlə göstərilmiş fərqlərin genotipini dəqiq müəyyən etmək olmaz. Bu zaten abituriyentlərə düşən bir şey deyil. Necə deyim? Abituriyent yoksa müəllim? Abituriyentlere düşen bir materyal değil de yani bunu kimse uşağı hazırlayırsa falan bunu hiç uşaqlara nesil ağacını demeye ihtiyacı yoktu. Müəllimlere ama düşebilir. Yani diyor ki genotipini denk müəyyən etmək olmaz. Yaxşı. Ben yine gelirim 11 taraftan. 11.00'dysa 6 ile 8 nedir? B0, B0'dır. Ama 12 ne olabilir? B'de olabilir. B0. Niye göre B0'ı B0'dan çarpacaklar? B ile B, B, B eləyir. B ile 0, B0 eləyir. Bu bile. İndi 5 ile AB alınıp üste gel burada da demeli B0 alınıpsa demeli mutlak valideynler B0, A0. Mütləq. Zaten burada 3 ile işare olunan birinci qan grubudur. Bu da A'nın, bu da A0, A0'dı. Düzdü mü? Dördümüzün özü de Ama işare dördüncü olabilir. A da olabilir. A Niye sıfır. A olsun ki ben? Yok, A olabilir. B0'dan Ama A0'dan valideynler A'nı alabilirsiniz mi? B sıfır. A sıfır Ya yok olabilir. yok yok müellim yok. Yani bizim gördüğünüz gibi bu boyda olmağına bakmayarak rahat bir Rahat. şekilde Bunun görseniz ki içini de 12'nin yapabilirim. En genotipini dakik müəyyən etmek asanda olmaz. oldum. Bu asan oldu. Yaxşı. İndi Yaş belə gəldik. Yani bu tipte düşer, müəllimə. Çətin bir şey düşməz yani. Siz sevinin ki, nesil ağacıyla versin məsələni. Sözlə verməsin qan qrupu məsələsi. Çünki keçənin qan qrupu məsələsini mən gördüm. Yani o günlərdə baxdım qrupun birinde öz qruplarımdan. Yani dedim ki, onu izah edeyim. Məsələni açdım oxumağa. Oxuyanda ürəyim daraldı. Dedim ki, yox müəllimlər, örtün bağlayın qoyun kənara. Sonra izah verərəm sizə. Ürəyim sıxıldı bildiyiniz. Keçen il düşmüştü müəllim. Geçen yıl nesil ağacı düşmemişti. Qan gruplarına ait bir mesele düşmüştü. Böyle karışık sözler hatta artık Ha, çok sözlerini de. çok iyiydi.
Yaxşı, gəlin buna baxaq. Buradakı ən qəliz məsələdir. Və ona görə də diqqətlə qulaq asırsınız. Diqqətlə və heç kimdə sözümü kəsmin xahiş edirəm. Deyir, nəsil ağacında autosom resesiv xəstəliyin nəsli ötürülməsi təsvir olunmuşdur. Buna əsasın sual işarəsi ilə göstərilən fərdin sağlam bir qız olma ehtimalı nəyə bərabərdir? Baxırıq, resesivlərdirsə kiçik A-larımızı yazdıq bura. Kiçik A-larımızı yazdıq. Kiçik A-larımız yazılıbsa, qalanlar böyük A-sı var. Qalanların hamısına böyük A-nı yazıram. Hamısına, düşünmədən. Yine de sual işarəsini saxlayıram. Çünkü bilmirəm, yəni bu sağlam olmanı istəyir, nə bilim, nə edir, bu şəkildə. İndi baxırıq bura. Bura baxırıq ki, buradan kiçik A kiçik A alınıbsa, bu kiçik A'nın biri bu valideyindən gəlib, digəri isə o bir valideyindən gəlib. Düzdür mü? Deməli bu böyük A kiçik A buradadır, böyük A kiçik A buradadır. Elədir mi? Elədir. Digər tərəfə baxırıq. Digər tərəfə baxırıq. Burada kiçik A kiçik A genotipindən kiçik A bura ötürüləcək. Bu kiçik A bura ötürüləcək. Həmçinin bu aşağıda olan da bunun övladı daxı. Burada ötürüləcək. Olacaq böyük A kiçik A. Sual işarəsinin anasının genotipi aydındır. Gəldik indi atasına. Atası buradan böyük A kiçik A'nı böyük A kiçik A'nın çarpazlaşdıranda böyük A böyük A ola bilər. Bir de iki dənə böyük A kiçik A ola bilər. İki dənə böyük A kiçik A ola bilər. Əgər, baxın, indi bu hissələri tapa biləcəksiniz zaten. Heç bunlar mənə lazım deyil. Bax, bu işarə edilədiyim mənə lazım deyil. Mənə sual işarəsinin valideynlərini tapmaq, genotipini tapmaq lazım idi. Onları tapdım. Bura qədərini tapa biləcəksiniz. İndi əsas qarışıq olan bundan sonrasıdır. Baxın, əgər mən böyük A ilə böyük A kiçik A-nı çarpazlaşdırsam, buradan alınacaq böyük A, böyük A sağlam və böyük A, kiçik A sağlam. Hamısı sağlamdır. Buradan bir ehtimal sağlamdır. Ama burada mən nəyi nəzərə almalıyam? Böyük A, böyük A-nı götürmüşəm. Böyük A, böyük A-nın burada üzə çıxma ihtimalı 3-də 1-dir. Böyük A kiçik A'nın üzə çıxma ihtimalı 3-də 2-dir. Bu 3-də 1-i bu bir ehtimala vurmalıyam. Bir ehtimala vurmalıyam. 1 vurulsun. 1 vurulsun 3-də 1. Bu yerinə 3-də 1 ehtimal buradakı sağlam olma ehtimalı. 3-də 1 ehtimal. Böyük A böyük A'nın hesablayanda. Böyük A kiçik A'na götürəndə, böyük A kiçik A'nı böyük A kiçik A'nın çarpazlaşdıranda bir dənə böyük A böyük A, iki dənə böyük A kiçik A və bir dənə kiçik A kiçik A. Hara getdi bu məsələ? Ha. Və bir dənə də kiçik A kiçik A üzə çıxacaq ki, bundan da sağlam olma ehtimalı nə qədərdir? 4-də 3-dür. 4-də 3-dür. Amma biz bunu nəyə vurmalıyıq? Atasının genotipinə vurmalıyıq. Vuranda 3-də 2-yə, bunlar getdi, bu da qaldı 2-də 1. İndi ata böyük A böyük A olsa, sual işarəsindən göstərilmiş uşağın sağlam olma ehtimalı 3-də 1-dir. Böyük A kiçik olsa 2-də 1-dir. Mən neyləyəcəm? 3-də 1-lə 2-də 1-i toplayaram. 3-də 1 üstə gəlsin. 2-də 1. Bunu da riyazi qaydanla hesablasanız 6-da 5 alacaqsınız cavabınızı. 6-da 5 alacaqsınız cavabınızı. Bu nədir? Sağlam olma ehtimalı. Amma bizə nə deyir? Qız olma ehtimalı. Qız olma ehtimalı deyəndə, oğlan olma ehtimalı deyəndə nə ilə vururuq? 2-də 1-ə vururuq. 3-də 1-ə vurduq. Vurduq. 2-də 1-ə cavab versiyamız oldu. 12-də 5.
Müəllim, deməli belə soruşanda həm iki variantı da eləməliyik də, həm AA variantın, həm böyük A-nın kiçik A variantın, eləmi? Məsələ Məsələn. tipdə, bu məsələ tipdə verəndə bəli, ikisini də nəzərə almalıyıq. Bayaqdan çünki birini axtarırdıq. Nəsil Müəllim, ehtimal. ağacı. Nəsil ağacı məsələlərində hər ehtimal nəzərə alınır. Hər ehtimal nəzərə alınır. Buyurun müəllim, nəsə deyiniz? Müəllim, orada çox bir ehtimal yazdınız. Hə. O nəyə görə bir ehtimal götürdünüz? Böyük ya, böyük ya da sağlamdır. Böyük ya, kiçik ya da sağlamdır. Hamısı sağlamdırsa bir ehtimal Yani götürür. 100% sağlamdır. Hə, bütün 100 götürür. faizi sağlamdır. Sadece atanın o böyük ya genotipte olması üçte bir olduğuna göre ona vurdukça mütlek yani bundan sarpazlaşma aparmışıdır. Yani atanı böyük ya götürmüşük. Ona göre biz üçte bir biz onu üçte bire vurmalıydık mütlek. Ata çünkü böyük ya kiçik ya da olabilir. Bəli. Belə. Bax, bu bizim ən qəliz məsələmizdir burada. Yəni, məsələ içərilərində ən qəliz məsələmiz. Düz düşünmürəm ki, heç inanmıram ki, nəsil ağacı düşə miyə. Yəni, inanmıram buna. Bəlkə də düşər, amma bəlkə də düşməyə də bilər. Yəni, %50, %50 deyək də yəni. Düşmə ehtimalı var. İndi bunu bir tərəfə qoyaq. Bu qalsın burada. İndi bir də qoyum ben bir dənə xroma girim. Xroma girim dəqiqə və oradakı son sınavdakı nəsil ağacı məsələsini də sizə göstərim. Ekranda Chrome görsənir müəllimlər, yoxsa yox? Sınaqda elə. Sen bir müəllim. Yox müəllim. Yaxşı. Yok, Müəllim orada niye 4'te 3 üç götürdünüz? 3'te 3'te 2 götürmediniz. De bu çarpazlaştırma 4'te 3 niye götürdünüz? niyə 3'te 2 götürək ki müəllimə? Səbəbimiz neydi ki 3'te 2 götürək? Nədir? 3'te 2 de böyük yana böyük, kiçik yana böyük yana kiçik yana. Axı bizə deməyib ki mütləq sağlamdır. Bizə deyib ki sağlam olma ehtimalı nəyə bərabərdir? Bizə mütləq sağlam deseydi biz nəzərə almazdıq bu kiçiyə kiçiyəni. Bizə deyib ki sağlam olma ehtimalını tapın. Yəni ola bilər ki xəstə də olsun. Ola bilər ki xəstə də olsun. Fərzi müəllimə, siz də dərsdəsiniz. Bak gördüm link var atmışsınız. Ben de bir nesil ağzına biraz şey çetini çekelim. Dedim öyle yaxşı oldu, fırsat oldu. Aha. Ben hemen meselelerin şeklini götürmüşüm. Ha geldi mi? Demek burada bakırız. Değil ya, ya yukarıda nesil ağacında autosom resesif genotiplerde tüm renk göstermiştir. Tembel müdavimlerim bu meseleni elemeyipler. Tembel olmayanların da ekseriyeti səhv yazıp. İndi bakırız. Bura. Nedir? Autosom resesif genotipli fertler tündreyle gösterilmeyip kiçik A kiçik A'larımızı yazıq. Kalanlarına büyük A'mızı yazıram. Geldim sağ taraftan. Kiçik A'nın biri buradan gelip biri buradan gelip. Demek bu büyük A kiçik A'dır, biri büyük A kiçik A'dır. Bu kiçik A kiçik A'nın da biri bura düşüb. Hemsinin biri bura düşüb. Yani. İndi burada bize ne deyir? Buna esasen sual işaretiyle göstermiş fərdi. Xəstə kız olma ihtimali neye beraberdir? Biz bakırız ki bu sağlamdırsa. Bak bu kız uşağı da. Bak bu kız uşağı. Sual işaretinin anası. Sağlamdırsa bu böyük ya böyük ya da olabilir. Ama böyük ya kiçik ya da olabilir. Ama bu böyük ya kiçik ya iki tane böyük ya kiçik ya'dır. Niye göre? Çünkü böyük ya kiçik ya'nın böyük ya kiçik ya'nın çarpazlaşmasında bir tane böyük ya alınır. İki tane böyük ya kiçik ya alınır. Düzdür. Bunun xəstə kız olma ihtimalinin üze çıkması için bizde
Bizde valideynler ne olmalı? Böyük çıtıya olmalı da düzdü mü? Xəstə qız yəni çıtıya alın. Aksiyonlar çıxsın. Böyük çıtıya. Buradan xəstə qız uşağının alınmasına baxırıq ki, buradan böyüyə alındı, iki dənə böyüyə çıtıya alındı və bir dənə də çıtıya alındı. Xəstə uşağın üzə çıxma ehtimalı 1/4 mi buradan? 1/4. Qız olma ehtimalı da 1/2 mi? Bəli. Evet. Deməli, 1/4 vuracağım 2/1. Bu eləcək 8/1. Yaxşı, bəs biz ananın genotipində böyük ya küçüyanın götürülməsini nəzərdə tutmalıyıq axı. Böyük ya küçüyə ananın genotipində nəyə bərabərdir? Üçten 3'ten üçte iki. 3'de İkiye. 2. İkiler de buradan ciddi kaldıracağımız 12'de 1. O 3'te 2 hardan çıktı mellim? Benim ananın cinotipi yukarıdan da böyük açıcı yani burada çarpazlaştırdığımız zaman bir tane Ben. böyük açıcı iki tane böyük açıcı almak Bildim bildim. üzere Ben 3 tane. burada Ha. ha, hiç ne mellim hiç ne oldu. Değil mi? Tam olsun yani beyninizde tam olsun. Bu böğürç açısı ya var ya mellim, iki tane Ha. yazmıştı. Ha. Onu sorumsasıydım. Böyle özüm de yoruldum. Demeli o içi yazmıştı Zeragen. İsterdim diyelim ki içiye vurmak lazımdı. Ona göre sana dedim hiç ne hiç ne. O üçüye vurmak lazımdı diye değil mi? Yani iki deneni Bir onu tane üç sol tane aslında. Daha çıkardı. aydındım ben. Birinci yerle fikirleştim. Sonradan Yani tattı. burada üç genotip var da. Bak bu Bel dominant bel. üç tanedir. Bu üç taneden ikisi böyük ya küçüğü olduğuna göre ben onun karşısında içi yazdıram ki müəllimler de hesablama aparanda karşılarına çıktığı nesil ağacı meselelerinde o içini nezere alsınlar orada. Bir de görsün içini yazmırlar. İki de bir ihtimal götürür. Ya böyle ya böyle ya da böyle ya çıtıya. İki de birdi de bu. Ama o iki de Bəli. bir bak üçte içidi. Bəli, bəli, aydın oldu müəllim. Onun için ben onu diyorum. Çox sağ olun müəllim, minnətdaram. Böyle. Müəllim, bir Mənim. də zəhər sualları. Böyle mənimle. Bizim bugünkü dersimiz bu kadardı. April grubuyla gelen dersimizde yani gelen dersimiz bizim pazar günü bizim sizden saat 5'te dersimiz vardı. Ben geçen ders geçebilmemiştim size. Pazar günü saat 5'te cinit kanı sorgu sualı olacak. Hamınız bir nefer kimi dersiz olursunuz. April grubuna adıyla. Şimdi burada diğer gruplardan da müəllimlerimiz var. O heç. Yani özüm çağırdım ki nesil ağzına kulak assınlar bir daha. Super şekilde hazır olursunuz. 9. sınıftaki genetika, 10. sınıftaki genetika, bir de 10. sınıfın evvelinde irsi değişkenliği, modifikasyon değişkenliği falan filan var. Orada hastalıklar var. Hamısını bitte öğrenirsiniz. Aranızda öğrenmeyeni olmuş. Yani bitti öğrenir. Çünkü genetik hastalıklar bizim imtihanımızın bir sualıdır. Bir sual bizde 2 baldı. 2 bal bizi 50-60 neferden qabaqsalar. Hatta 100 neferden. Ona göre işimizi görende elə görək ki tam şekilde. İmtihana gidende böyle üzü güler şekilde gider ki biz hazırız. Qorxa qorxa gedib, ay həyəcan, ay Allah görəsən nətər olacaq, yaza biləcəm, yaza bilməyəcəm söhbəti deyib getməyəcəyik. Biz imtahana gedəndə vəhşi kimi gedəcəyik. Yəni, hansı sual olursa olsun, biz o sualı yenəcəyik. Yəni, hazırıq buna. O şəkildə. İnşallah o vəziyyətə də gəlib çıxacaq. Ona görə konkret olaraq necə hazırlaşırsınız adınıza layiq. Başka bir şey demiyorum sadece. Adınıza layık hazırlaşırsınız. Böyle. Bu dersin de videosunu size göndereceğim. İnşallah. Bugünkü dersimizde bu kadar. Sağ olun. Allah amanında olun. Özünüzden mukayyet olun. Helal için. Sağ Sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun.